Kayıtta mı? Kayıtta. Abi bu cihazın mod kısmı, şu alt kısım olan, çıkması zor oluyor biraz. Görünüyor inşallah. Bu modu cihazın pili taktığımız yer, ana menüsünün olduğu yer. Bu da atomizer kısmı. Atosu burası. Bunun ismi drip tip. İçmeye yarayan 510 drip tip aparattır bu. Cihazın likitini şuradan dolduruyoruz. Üst kısmında bir kapak var ve bu kapağı hafifçe çevirip cihazın likitini direkt dolduruyoruz buraya. Açayım ben cihazı. Böyle çeviriyorsun. Satürn'ün tersine şeklinde. Şu cihazın camı düştüğü zaman kırılır. Yedeklere internette orada burada bulunuyor çok rahat bir şekilde. Camı koyduk. Bunun ismi coil. Coil dediğimiz kısım bu. Bu ayda bir değişeceğimiz kısım tamamen bu. Coil içine likit damlattığımız zaman çalışır. Hatta ben likitlemesini yapayım, pamuklamayı yapayım. Şu likiti sana göstermiştim zaten abi. Coil dediğimiz şey içine öncesinde ilk açtığımız zaman sıfır coil'de. Yani şunda. Bu da yedek coil'i. İlk açtığımız zaman açar açmaz cihazı şuraya geliyoruz. Sıfır coil ya. Üstüne bir iki damla damlatıyoruz. Yanındaki boşluklara bir iki damla damlatıyoruz ki pamuklamayı yapabilelim. Hani pamuğu ıslatmayı yapabilelim, tamam mı? Buralara bir iki damla böyle çok yüzeysel damlattık. Bak üstü emdi hemen. Üstüne bir iki damla daha koyduk. Yanlara bir iki damla daha koyduk. Çok bir şey fazla aşırı aşırı yapmaya gerek yok. Maksat erken emsin, erken içebilelim. Çünkü ilk içimde kupkuru pamuk olduğu için yanar. Ardından başlığı alıyorsun. Şuraya denk geliyor zaten, oturma yeri var. Başlığı çevirdiğin zaman direkt kendiliğinden oturacaktır. Dönmeyi bıraktığı zaman bırakırsın. Çok fazla sıkmanın da manası yok. Ardından şurası, şu dönen kısım hava kanalıdır. Cihazın hava kanalıdır. Bunu kısa yaparsan daha sert içersin fakat cihaz daha erken ısınır. Açık yaparsan daha havadar bir içimin olur böyle. Bunu tamamen denersin fakat tam kapalı yapıp ateşleme tuşuna, yani içine çekerken kullandığın tuşa basarsan, o şekilde çekersen coil direkt yanar. Ondan dolayı zaten ciğer çekim olduğu için bunu içine çekip kullanırsın. Mesela bu ciğer çekim, bunun ismi DL. Bu cihaz MTL çekim. Yani önce ağza sonra ciğere çekim. Bunun ismi MKL. Bu da farklı bir cihaz. Elektronik sigarayı aldık. Coil'imizi sıfır taktık. Hafiften bastırarak, çok hafif minnacık böyle bastırarak likit koyma haznesini açtık. Likiti doldururken hava kanalını kapatmak önerilir. Fakat kapatırsın, kapatmazsın. Tamamen senin inisiyatifinde olan bir durum. Bir saniye. Peçeteyle biraz haşır neşir olabilirsin ilk süreçlerde. Bak hala ben kullanıyorum mesela. Likiti tuttun. Dolduruyorsun içine. Zaten orada gözüküyor. Likit haznesine göre uyumludur bu şişeler. Gorilla şişe derler bunlara. Belli başlı şişe türleri vardır. Bunlar çok önemli bilgiler değil. Zamanla zaten merakın olursa bunların hepsini öğrenirsin. Ben bunun likitlemesini yapayım. 2 ml, 3 ml, 4 ml şişeler vardır. Senin cam büyük ihtimalle 3 veya 4 ml'dir diye düşünüyorum. Emin de değilim. Bunu koyduk. Likit dolum kapağını kapattık. Şu üstten çevrilerek açılıyor. Hafif bir baskı yaptığın zaman hemen açılıyor zaten. Bunu tamamen kapattın. Drip tipin oturuk bir şekilde. Ardından cihazın mod kısmına atomizerini takıyorsun. Buraya getirdin, yavaşça çeviriyorsun.
Şu şekilde o kendiliğinden dönmeye başladığı zaman oturuyor zaten. Hava kanalı şu an kapalı. Hava kanalını yeniden açtım. Hava kanalı full açık bir şekilde duruyor. Cihaz bu şekilde. Şimdi pil. VTC6 iki tane de pil geldi. Sony'nin 18650 VTC6 pilleridir bunların. Sony Murata marka pildir. Açalım bunu. Sıfır pil bu arada. Açamadık. Pili açtık. Pilimiz bu şekilde. Pil kapağını açıyoruz. Şu şekilde yapabilirsin abi. Atomizeri çıkartırsın. Koyarsın bir köşeye. Pilin artı yönü şekilli olan kısmıdır. Şurasıdır. Eksi yönü düz olan kısmıdır. Aynı zamanda pilin diğer şu yeşil kaplamanın altında olan her kısmı eksi kısmıdır. Pilini aldığın zaman pilinin kapağını açarsın ve eksi yüzü, üst yüzü yukarı gelecek şekilde pilini koyarsın. Büyük ihtimalle sıfır pil olduğu için şarjı azdır. Şarj altı geldiği zaman kargolamayı yapacağım ben zaten. Ardından pil kapağını kapattın. Bunlar dişli sistemidir. Ne kadar yavaş davranırsan o kadar iyi. Ne kadar narin davranırsan o kadar iyi. Hani dişli seyirirse gider. Şimdi cihazını ilk taktığımız için, şu an daha yeni taktığımız için cihazında şu pamuğu iyice emmesi gerekiyor. Bunun ortalama bir süresi yaklaşık 15-20 dakika, yarım saat beklemen gerekiyor. Fakat bu sadece bir kerelik. Yani sıfır coil taktığın zaman bir kere beklemen gerekiyor yarım saat. Bu coillerin üstünde şu an göremeyeceğin şekilde yazılar yazıyor. Bu yazılarda coil'in ohmunun yani direncinin kaç olduğu ve hangi wattlarda içilebildiği yazıyor. Burada mesela 50 ile 75 watt arası öneriliyor. Fakat bu daha çok böyle buhar çekim için olan coil. Bu da diğer coil, seramik coil. Bu biraz daha soğuk buhar verir. Bunu 25-30 watt, 35 watt arasında içersin. Cihazını taktın, pamuk likitle doldurdun, ıslatımını yaptın cihazını. Ardından pilini taktın, 5 kere basarsın cihazın açılır. Atomizerin içindeki coil yeni olduğu için sana soruyor. İçindeki coil yeni mi eski mi? Şuradaki tuş artı eksi anlarsın zaten gösteriyor. İbare bu tarafta. Coil yeni olduğu için artıya bastık. Önce bu coil'i tanıyor. Tanıdı. Pil şu an %96 ve yeni pilin cihazındayken aktif bir şekilde çalışıyor. 0.20 ohm verdi. Puf metre, bunun altındaki yazılar olan puf metre. Şu an 5 wattta. Wattı artıya basılı tutarak arttırıyorsun. Şu coil'de 35 watt'tan başla, 45, 50, 55, 60, 65, 70 watt'a kadar denersin abi. Bunun önerdiği en iyi hissiyat 60 ile 70 watt arasındaymış. Fakat bu tamamen göreceli. Ben hiçbir zaman o wattlarda içemedim. Ben alırdım bu coil'i kullandığım zaman 50 watt'a. 50 watt'a alıp içerdim. Bunun ayarlar kısmı var. Bastığın zaman şuraya basıp diye çekmen gerekiyor elektronik sigarayı. Zaten anlayacaksındır onu. Bu tuş ateşleme tuşudur. Bu tuş mod tuşu. Buraya bastın. Pulse mod geldi. Pulse mod yani şu anki watt modu. Bunu seçtik. Mesela bir yana geldin. Eco mod. Şarjın azdır, gitmeyecektir. Eco modu kullanabilirsin. Smart TC. Buraların hepsi tamamen boş. Sistem set diye bir kısım var. Sistem sete gelip bir kere şu tuşa tıkladığın zaman puff counter yazar. Puff counter dediği bu puff sayacı. Bunu mesela kapalı tutabilirsin. Resetleyebilirsin vesaire. Brightness, parlaklığı. Şarjın çok gitsin istiyorsan tutarsın bunu kısarsın. Şarjın fazla gitsin istiyorsan açarsın. Işık vardır göremezsin. Ortalama yarıda kullanman senin için daha iyi. Cihaz geldiği zaman bunu kendine göre ayarlarsın. Okey dedik. Aşağı indik. Bir tane var. Flip screen. Flip screen dediği konuyu tam bilmiyorum. Açayım. Ekranı ters çevirmiş. Zaten İngilizcesi basit. Ekranı ters çevir. Smartwatch. Bu cihazı ilk taktığın zaman sana önerilen bir watt versin mi vermesin mi? Hiç bence buna girme. Auto Eco hiç girme. Default'a bastığın zaman fabrika ayarlarını alır. Bu da versiyon numarasıdır. Hangi versiyonu kullandın? Cihazın orijinalliği, çipi, veri numarası vesaire yazar. Exit dersin, gelirsin. Ortalama 15-20-25-30 dakika arası bir sürelerde beklersin böyle. Bunu içindeki coil'i içimine bağlı olarak 15 gün ile 45 gün, 50 gün, 60 gün, 70 gün tamamen içimine bağlı olarak kullanırsın. Bir sene bile kullanırsın fakat o kadar kullanma.
zararlı bir süreden sonra likitlerini saklamayı göstereyim. Likitin ağzı tamamen kapalı olacak şekilde duruyor. Hatta sana göndereceğim likitler şuradaydı, bir saniye. Senin likitler burada abi. Likitlerin miligramı vardır. 3 miligram, 6 miligram, 9, işte 4,5, 7,5 vesaire vesaire vesaire, bir sürü likitlerin aralığı vardır. Nikotin aralığı vardır. Likitlerini alırsın. Likitlerini güneş görmeyen, ışık görmeyen, hatta kapalı bir dolabın içine muhafaza etmen gerekiyor. Çünkü neden? İçine bitkisel yağ var ve nikotin var. Bunlar sıcakla buluşursa kimyasal tepkimeye yol açar. Fakat çok bir etkeni olmaz bunun. Olayı bundan ibaret. Yani benim güneşte de kaldı oldu, yerde de kaldı oldu, dışarıda da kaldı oldu, sıcakta da kaldı oldu. 50 tane olay denk geldi en azından başıma, öyle söyleyeyim. Yani önerileni odur. Likitlerini sıcak bir yerde tutarsın. Pil hakkında şunu söylemem gerekiyor. İçindeki pili çıkartacağım zaten kutuya koymadan. Çünkü sonuçta kapalı alan kalmasın. Pil hakkında şunu söyleyeyim. Televizyon kumandasına taktığın pilde de bir kaplama vardır. Bu dışındaki kaplamaya şirink denir. Şu yeşil olan şirinktir. Şirinkler şu şekilde, sen pilini tutup şu eksi yüzünü farklı bir eksi yüzle veya artı yüzle temas ettirirsen patlar. Nasıl patlar? Normal televizyondaki kumanda pilini de aldığın zaman o da patlar. Fakat bunun kadar etkili patlamaz. Bu nasıl patlar? Onu da söyleyeyim. Yani patlayabilme ihtimallerini söyleyeyim. Sahte pil kullanırsın, patlar. Çok 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 yüksek wattlarda kullan, patlamaz kesinlikle. Çünkü hani bu pillerin koruması olup olmaması mesele değil. Pilin üstünde siyah bir kapsül var, o pilin korumasıdır. Cihazların, bu tarz elektronik sigaraların şurada göreceğin şekilde noktaları var. Bunlar her ihtimale karşı son nokta. Bu yeni nesil birçok telefonda da var böyle artık. İsmini tam İngilizcesini unuttum fakat cihaz patlayabilirse diye bir ihtimal. Şu nokta hani en kötü ihtimal, buradan hava çıkışı yapar, pilin patlamaz. Yani suratında, elinde, avucunda, orada burada patlamaz. İnsanlar patlıyor diye biliyor fakat hani 3 senedir kullanıyorum. Bende herhangi bir patlama vesaire olmadı. Cihazın içinde kutuyu kapattım. Coil'i çıkarttım. Şöyle bir kısım daha var. Bu cihazın şarj aletidir fakat pillerini kesinlikle ama kesinlikle bunlarla şarj etme. Bunların amacı, buna gelecek bir yazılım güncellemesi olursa bilgisayarına bağlayıp alman. Bunlara O-ring denir. İçinde şuralarda göreceğin plastik aksamlar vardır. Bunların kaybolması durumunda bunlar yedek O-ringlerdir. Örnek veriyorum. Şunun bile O-ringi var. Yani bunlar açılan, kapanan, böyle tamircilerin genelde uğraştığı şeylerdir. Geri kalanı zaten garanti belgesi vesaire vesaire. Bunların hepsi mevcut. Başka aklıma gelenleri söyleyeyim. Ciğer çekim aromalar, ciğer çekim likitlerde, özür dilerim, atomizerlerde özellikle düşük nikotin oranı öğrenilir. Çünkü direkt ciğerine çektiğin için o nikotin direkt ciğerine alıyorsun. Yani 3 veya 6 miligram nikotin oranı önerilir. Benim tavsiyem şu şekilde. Bence 3'ü de yapalım sana. 6 miligram likiti de yapalım. Zamanla hangisini denersen ona geçersin. Ardından mesela MTL'i merak edeceksin bir süre sonra. Hani direkt bunu çekiyorsun, ciğerine geliyor. Sigaranın verdiği hissiyatı vermez bunlar. MTL'i merak edeceksin. Şu tarz atolar var. Atomizer veya şu tarz farklı cihazlar var. Şu tarz bir atomizer alırız. Bunların da hazır coil'leri var. Bunu zaten çevirdiğin zaman direkt oturuyor. Bunları çok 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 daha düşük wattlarda kullanıyorsun. Yani çok çok daha düşük watt'tan kastım nedir? Bak direkt oturuyor. Görüntüsü de bu şekilde oluyor. Çok çok daha düşük wattlardan kastım nedir? Bir ciğer çekim coil ortalama 30, 35, 25, 40, 50, 100 watt'a kadar giden var. 180 watt'ta çalışan coil'ler var mesela. Ortalama o wattlarda çalışırken bunların çalıştığı, o gösterdiğim atomizerlerin çalıştığı wattlar 10, 12 watt, 16 watt, 20 watt tarzı şeyler. Ve farkı ne? Bunlar düşük wattlarda ateşleme yaptıkları için yapılan düşük wattaki ateşlemelerde şöyle bir olay oluyor. Önce direkt buhar dediğimiz olay, yani elektronik sigaradan çıkan bu şuradaki bizim pilimizin cihaz aracılığıyla coil'i bu ateşleyip oradan çıkan likitin buharlaşması sonucu içimize çektiğimiz buhar bu tarz atomizerlerde direkt ciğerimize gidiyor. Yani nargile çekim denir bunlara. Fakat diğer MTL'lerde hiçbir şekilde önce ciğerine gitmiyor.
Önce gittiği yer ağzın, ağzından sonra ciğerin oluyor. Bu da tamamen bir sigara hissiyatı veriyor. Zamanla bunlara da geçersin. İlk başta MTL başlanmaz. Çünkü zor, hani zordan kastım şu şekilde. Hani alışırsın, öksürmen olur, o olur, bu olur. Ve önce elektronik sigaranı öğrenmen gerekir. Bu tarz cihazlara starter pack denir. Yani başlangıç cihazları. Çok çok daha üst düzey cihazlar var. Örnek veriyorum şu. Bunlarda watt ayarı yoktur. Tamamen en son coil hangi wattı destekliyorsa ona gider. Veya benim kendi kullandığım bu drag. Bunların da menüleri ayrıdır. Sesinden de anlayacağın üzere zaten bunlar güçlü cihazlar. Bu çift pilli bir cihaz. Çift pilli cihazlar tehlikeli olabiliyor bazen. Fakat şöyle orijinal olmazsa bunu orijinal temin edebilmek zaten mesele. Hani en azından Türkiye'de. Bu cihazlar yurt dışında serbest. Hatta Almanya'da, İngiltere'de falan doktorlar reçete niyetine yazıp bu cihazları kullandırtıyorlar. Zarar var mı? Var. Fakat işte İngiltere'de sadece bir üniversitenin yaptığı resmi bir çalışma var. Bununla keşke böyle koymasaydık ya. Aynı bir hazine mesela. Neyse. Sadece dünyada yapılan resmi tek bir çalışma var. O yapılan resmi çalışmada da işte şu yazıyor. Uzun vadede olan etkilerini bilmiyoruz. Fakat sigaraya nazaran elektronik sigara %95 daha az zararlı. %95 daha az zarar demek çok çok büyük bir rakam. En azından hani zafrandır, zafran diyorum. Katrandır, zifirdir. Bunların hiçbirini almıyoruz içimize. Bundan dolayı daha da en azından sağlıklı bir içim oluyor. Tabii ki illa zararı var ama keyif meselesi biraz da hani deneyip yanılmak sana kalmış. Elimdeydi ister istemez. Geldiği zaman drip tiplerini temizlersin abi. Hani bir ıslak mendil yardımıyla temizlemen yeterli. Cihazın içine toz, pislik vesaire bunlar kaçmasın. Sonuçta bunları ciğerine çekiyorsun. Sana şöyle mesela bendeki takım eşyaları da göstereyim. Bak bunların hepsi coil. Mesela bu Smoke diye bir markanın yani şu markanın farklı bir atom üzerine coil'i fakat senin cihazınla da uyumlu. Ben bunun içimini daha çok seviyorum. Bak burada ayrı coil'ler var. Bu küçük cihazın coil'i. Bu atomizer vardı az önce gösterdim sigara için onun coil'i. Bu smoke coil, smoke coil, smoke coil. Bu benim büyük cihazımın coil'i. Bunlar hepsi yedeklerim benim. Bak burada yedek O-ringler var mesela. Örnek veriyorum dışarıda taşımak için pil kutusu. Yani böyle bir şey de zamanla hani bu çok çok, çok basit şeyler. 2-3 liralık şeyler. Bunları edinebilirsin. Bak farklı bir atomizer daha benim kullandığım. Bu da nargile çekimi. Çok seviyorum ben bunu mesela. Bak bunlar kartuşlar. Bu küçük cihazlar için kullanılan şeyler. Başka ne var? Bak bu tel, kendin tel sarıp içtiğin, telini pamuğunu kendin sardığın atomizer türleri. Zamanla bunlara geçmek istersen en azından birlikte de öğreniriz bazı şeyleri. Benim de illa bilmediğim şeyler var sektörde sonuçta. Hani likitini mesela kendin yapıyorsun istersen, istersen parayı da alıyorsun. Bunlar işte VGPG nikotin dediğimiz olay. 70'e 30'dur bu. Şimdi VGPG olayından da bahsedeyim. VG dediği bitkisel glisenin, PG dediği de propilen glikol. İçinde de 7,5 miligram nikotin var mesela. Bunu senin cihazda içtiğimiz zaman bize öksürtebilir. Böyle boğazımıza tam böyle sigara gibi vurur. Hatta rahatsız edici bir vurum yapar. Bunun olayı şu şekilde. 70'e 30 dediğimiz şey 70 kısmı yani bitkisel gliserin olan kısım. Bunu 100 yaptığımız zaman propilen glikolü 0'a çektiğimiz zaman %0'a çektiğimiz zaman müthiş rahat bir içim olur. Yani bu da şu şekilde. Sen şu anlama geliyor. Sen sadece bitkisel gliserin çekiyorsun. Yani bir ham madde alıyorsun vücuduna. Bitkisel gliserinin buharlaşmasını içine çekip alıyorsun. Bitkisel gliserin yaz aylarında insanları çok rahatlatır böyle. Hani mentollü bir aroma içersin mesela. O içtiğin mentollü aroma çok çok böyle fresh gelir sana. Rahat gelir. Fakat mentollü aroma çok fazla beni bayıyor mesela. Ben içemiyorum. Pastane tatlarını çok seviyorum ben böyle. Kraker tarzı aromaları çok seviyorum. Propilen glikol dediği olay da şu. Sen çektiğin zaman diye geldiği zaman boğazına vurma kısmı tamamen propilen glikolle oluyor. Hani nikotin istediği kadar yüksek olsun senin ihtiyacını kesiyor. Propilen glikol yüksek olduğu zaman boğaz vurumu oluyor. Bu genelde MTL'de yani sigara çekimlerde yani şunlarda öneriliyor. MTL kısmı da şu şekilde genelde sağlıklı olan 70'e 30 veya 80'e 20'dir. Sana benim yollayacaklarım 80'e 20 yani dünyada en çok tutulan 80'e 20 olayı. Ben MTL için ilk defa tuttum denedim mesela. Boğaz vurumu çok iyi. Hani gayet kesiyor beni kendi içtiğim zaman. Kendi içtiğim zaman beni gayet kesiyor. Ekstra söyleyebileceğim şu an aklıma gelenleri söyleyeyim. Cihaz boştayken çekmediğin zaman ateşleme yapma. Çünkü duman içeride birikiyor. Toksinlenir böyle. Hani mantıken düşündüğün zaman bunlar olacak şeyler. Coil şu an büyük ihtimalle
Ben bunu böyle tutacağım için şu kısımları da pamuğu almayacak, likiti almayacak. Ya alır almaya. Sen tutup dik tutarsın. 2-3 dakika öyle bekler abi. Ardından tutup içimini yaparsın. Yani sana hazır bir şekilde geliyor. İçindeki likit mesela çok çok kaliteli bir likit. Dediğim fiyatların artık üstünü de aştı geçti maalesef. Hani ülkenin durumundan dolayı. Yani şu an için anlatacaklarım bu kadar. Aklına ne geliyorsa saat kaç olur hiç problem değil. Direkt sorabilirsin abi. Onunla yine problem yok. Hatta şu likit de vardı benim sana vereceğim. Neredeydi bakıyorum. Heh, bir de bu Heisenberg'i verecektim. Bu üçünü de sırayla denersin. Hani neydi bu? Haloprime çok çok güzel bir likit. Çok çok güzel bir likit. Bunları böyle içmeden önce bir kere çalkalarsın. Hani şöyle bir yaparsın. Ardından cihaza doldursun. Ya zaten bunlar karışmış artık. Hani demlenme süreleri doldu. İçersin. Hangisi boğaz tadına uygun onları seçersin. Zaten hani çok bir masrafı yok bunların normalde. Yani şu 30 ml'lik şişe seni her gün içsen, her gün böyle bir tank, iki tank içsen ki çok zor bir şey. Seni 2-3 hafta götürecek materyaller yani farklı bir şeyler değil. Ondan dolayı rahat edersin. İstediğin aromaları denersin. Hani toplu mesela bir kere de bir likit alırız sana. O aldığımız likitlerin hepsi zaten bir 6 ay 7 ay seni çok çok rahat götürür. Yani dediklerim bu şekilde. Aklına ne geliyorsa da sorabilirsin abi.